Asansörler çağdaş kentlerde en çok kullandığımız araçlardır. Binaların her katına, her noktasına kolay ulaşımı sağlarlar. Çoğunlukla asansörün varlığını tümüyle unutursunuz. Dile kolay, Avrupa'da halen 5 milyon civarında asansör çalışmaktadır. Bunların bazıları nefes kesecek kadar modern, bazıları ise insanı şaşırtacak kadar eski modeldir. Bugün Türkiye dahil Avrupa'da, Amerika ve Asya'dakinden daha fazla sayıda asansör mevcut. Bizdeki asansörlerin yaş ortalaması daha yüksek olduğundan emniyet konusu gerçek bir sorun. Örneğin bir otomobili 5-6 yıl kullanır sonra değiştirirsiniz. Ama binanızdaki asansöre gelince kusursuz biçimde sonsuza kadar hizmet beklersiniz. Buraya kadar iyi. Ama bazı fiziksel sınırlar olduğunu da unutmamalıyız. Bunların ötesinde son 10-20 yıl içinde emniyet sistemleri gelişme gösterdi. Artık asansörleri emniyette kılan kabin kapıları gibi çok çeşitli emniyet özellikleri var. Günaydın hanımefendi, nasılsınız? Kata vardığınızda kabinin zeminle hizalanma hassaslığı son derece geliştirilmiştir. Asansör, uçak, tren ve otomobilden çok daha emniyetli, dünyanın en güvenli taşıma aracıdır. Yine de kazalar olmaktadır. Her yıl asansörlerde ölümle veya ciddi yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Bunlar olmamalıdır. Yaşamınızı bir asansörün güvenilirliğine teslim etmişseniz, onun arada sırada düşmesini beklemezsiniz. İşte bu nedenle eski asansörlerin emniyet sistemlerinin iyileştirilmesi zorunludur. Eski bir asansörün iyileştirilmemesi durumunda nelerle karşılaşabileceğimize bir bakalım. Çoğumuz yeni modern yapılarda oturmamaktayız. Şehirlerde ya sosyal konutlarda ya da kendi evimizde ya da kiralık dairelerde yaşamaktayız. Doğal olarak oturduğumuz binada çalışan asansörler vardır. Durup dururken neden değiştirelim ki? Günaydın, size yardımcı olabilir miyim? Alışverişten mi geliyorsunuz? Durun size kapıyı açayım. İyi günler. Görüşürüz. Asansör teknisyenleri bu durumun bilincindedir. Onlar her türlü asansörün bakımını yapmaya ve tamir etmeye alışkındırlar. Bazıları da gerçekten eski görünüyor, değil mi? Evet. Bazen bir asansörde kullanılan teknoloji eskimiş oluyor. Örneğin katta tam hizada durmadığından 2 santim yükseklik farkı yolcunun ayağının takılıp düşmesine ve yaralanmasına neden olabiliyor. Bu durumu düzeltmek için asansörün emniyetini arttırmalıyız. Peki bu emniyet artırma çalışmalarına başlandı mı? Modernizasyon aralıksız bir süreçtir. Şu anda bazı Avrupa ülkelerinde önemli emniyet iyileştirmeleri yapılıyor. Bunların arasında Fransa, İspanya, Almanya, İsveç'i sayabiliriz. Türkiye, İtalya ve Belçika'da yakında başlayacaklar. Şimdi olacakları izleyin. Böyle kazalarla her yıl karşılaşılıyor. Asansörlerde her yıl karşılaşılan kazaların 1/3'ünün kabine girer çıkarken takılma sonucu olduğu bildiriliyor. Bu kazaların bazılarında kol bacak kırılması, beyin sarsıntısı, hatta daha kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yaşlı bir vatandaş için kapanan bir kapıda sıkışmanın şoku çok ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Düşerek kalça kemiğini kırmak, yaşlı hanımların hastaneye başvurmalarının en sık rastlanan nedenidir. Bunun topluma maliyeti de oldukça yüksektir. Felaket bir durum. Modern asansör kapılarına getirilen çözümle kapı kanatlarının yolcuları sıkıştırması artık önlenmiştir. Asansör birdenbire durabilir. Asansördeki yolcular yetkili bir kişinin gelip kendilerini kurtarmasını beklemelidirler. Fakat çoğu kez içeridekiler kabinden dışarı çıkmayı denerler. Eski tip asansörlerde kabinin altında çok kısa bir koruma parçası vardır. Bu durumda sahanlığa erişmek isteyen bir yolcunun kabinin altına kayarak boşluğa düşüp ölmesi görülmemiş bir olay değildir. Bu sorunu önlemek için koruma parçasının uzatılması gerekmektedir. Kabin kapıları olmayan asansörlerde her yıl şimdi göreceğimiz gibi kazalar olmaktadır. Temizlik görevlisi taşımakta olduğu büyük sandığın altında sıkışıp kalmaktadır. Bu bir sandık olabileceği gibi bir mobilya ya da bir bisiklet olabilir. Herkesi ama özellikle çocukları korumak için kabinlere kapı ilave edilmelidir. Cuma akşamı iş çıkışı, evinize giderken asansörün aniden durduğunu düşünün. Bina görevlisi yok.
kurtulmanız sadece alarm ziline bağlıysa pazartesi sabahına kadar orada kalabilirsiniz. Hala bazı ülkelerde bu durumla karşılaşma olasılığınız vardır. 24 saat servis, telefonla iki yönlü iletişim, her asansörün vazgeçilmez özellikleri olmalıdır. Vandalizm de tehlikeli durumlar yaratabilir. Böyle kişiler asansör boşluğunda uyuşturucu madde, çalıntı eşyalar saklamak için kapı kilitlerini bozarlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir yolcu kapıyı açtığında kabinin olmadığının farkına varmayıp boşluğa düşerek ölebilir. Günümüzdeki güvenli kilitler kötü niyetlilerin boşluğa girmelerini kesinlikle önlemektedir. Asansör boşluğunun çevresini saran merdivenli eski güzel binalar. Kuyu korunması sadece kısmi bir koruma ise tehlikeli olabilirler. Bu olay yakın zamanlarda Paris'te gerçekleşti. Metal veya ahşap koruma düzeneği boşluğun içine sarkma olasılığını ortadan kaldırmalıdır. Doğal olarak yerleştirilecek korkuluklar binanın genel kişiliğiyle uyumlu olmalıdır. Sner adı verilen mevcut asansörlerdeki 74 riski sıralayıp açıklayan ve bu riskleri ortadan kaldıran yöntemleri öneren yeni bir Avrupa standardı yayınlanmıştır. Bu bağlamda özürlü kişilerin kabine giriş çıkışlarında emniyeti sağlayacak teknik çözümlere de yer verilmektedir. Asansör kapıları bir tekerlekli sandalyenin girip çıkabileceği genişlikte olmalıdır. Görme engelli bir kişi asansörün beklediği kata geldiğini bildiren bir ses sinyaliyle uyarılmalıdır. Her an hepimiz aynı özürlülük durumuna düşebiliriz. Bu geçici de olabilir. Bacağınızı kırabilirsiniz, çocuğunuzu taşımak zorunda kalabilirsiniz ya da sürekli olabilir. Hepimiz yaşlanıyoruz. Böyle şeylere gereken önemi vermeliyiz. Şimdiye kadar çok sayıda ülke çalışan eski asansörlerin emniyet sistemlerini iyileştirmeye başlamıştır. Avrupa ülkeleri bu konudaki politikalar arasında uyumluluğa ve tüm vatandaşlarına aynı düzeyde emniyet sağlamaya çalışmaktadır. Asansör teknisyenleri sayesinde her geçen gün Avrupa'nın her yerinde 1 milyar kez aşağı yukarı seyahat eden 10 milyonlarca yolcunun kullandığı asansörlerin bakımı yapılıp yenileniyor. Avrupa ve Türkiye'yi her yönden erişilebilir ve emniyetli kılalım. Avrupa ve Türkiye'yi her vatandaşına tümüyle erişilebilir kılalım. Yaşlanmakta olan nüfus için asansör bir kurtarma halatıdır. Avrupa normu olan EN8180 standartı, mevcut asansörlerdeki 74 riskin analizini yapmakta ve onların her biri için çözümler önermektedir. TS81-82 teknik spesifikasyonu, asansör emniyeti iyileştirilirken aynı anda özürlüler için erişilebilirliğin optimum düzeye getirilmesini öngören bir ek belgedir.